Adria'dan herkese merhaba. Bugün sizlere anlatmak istediğim karavan Altea 502 UL. Altea 502 daha önce de Türkiye'ye geldi ama çekim şansımız olmamıştı. Bugün size bunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Alüminyum kabuk bir karavan olup 5 metre 2 santim içten içe boyu var. 1,5 ton dolu ağırlığı var bu karavanın. 350 kilo net taşıma kapasitesi var. Karavanımızın etrafında devam ettiğim zaman bu arada -25 derece. 220 girişimiz opsiyon olarak TV ve 220 çıkışımız. Yatak altı bagajımız dışarıdan ulaşımı. Devam ediyorum. Klasik bir arka görünüm. Alpine Adora Altea arka görünümü. Evet, diğer tarafıma baktığım zaman diğer yatağın altına da dışarıdan bir ulaşım söz konusu. Bu arada da bunların ne olduğunu göstermek istiyorum. Bunlar her karavanda mutlaka olması gerekiyor. Karavanınızın hava alması için tabir caizse bacaları. Bunları biz kullanıcılara anlatıyoruz. Yükleme yaparken kapatmayın. Uzun süre karavan kapalı kaldığı zaman hava alması gerekiyor alttan ki içeride nem olmasın. Evet, kasetli tuvaletimizin dış çıkış noktası. Bu karavanımızda da 140 litre Tedford tam otomatik buzdolabı var. Havalandırmaları. Su girişimiz. Karavanların bütün camları açılır. Bunları videolarda tek tek anlatmaya çalışıyorum ama bütün camlar açılır. Çift camdır. Bütün camlarda sineklik store vardır. Ön tarafa baktığım zaman iki tane tüp alanımız var ve bagaj alanı. Evet, etrafında baktığımız zaman sizlere başka böyle çok önemli diye gösterebileceğim bir detay var mı? Yok görüyorum. İşte kapıdaki opsiyonel camımız ve içeride bizi ne bekliyor? 502, 5 kişilik bir karavan. 5 kişilik nasıl oluyor? Sağ ve solda birer yatağımız var. Bu yataklar aynı zamanda bu şekilde şezlong olabiliyor. Dışarıdan ulaşım gibi içeriden de ulaşım sağlanabiliyor. Yine burada şarj ünitemiz. Şimdi bunu ben sizinle beraber yapmak istiyorum nasıl oluyor diye. Bu tarafta bir tane butonumuz var. Böyle çekiyoruz bunu. Ve üzerine bu yatakları koyduğumuzda hızlı hızlı yapacağım. Çok düzgün olmazsa kusura bakmayın lütfen. Tamamı yatak haline geliyor ve buradan da bir kapıyla kapatabiliyoruz. Yine ben normal hale çevireyim bunu. Hemen yatağı bir tarafın üzerine koyuyoruz. Ve bunu buraya itiyoruz. Sağda ve solda altlarda mandalları olmak kaydıyla iki tane gardırobumuz var. Bu karavanda televizyon ünitesi söylemişiz. Buraya TV taktığımızda TV sağa ve sola çok rahat dönebiliyor. Yine bu tarafta USB ve elektrik girişlerimiz. Evet, geniş mutfak dolapları var. 502'de de yine domatiğin her zamanki gibi üçlü ocağı. Turbo var bu karavanda. Turumanın kalorifer olarak standart olduğunu bildirmek istiyorum. Sıcak su, yine turuma, terme var. Kasetli tuvaletimiz var. Hani öyle çok dar bir alan değildir burası. Gördüğünüz gibi. Devam ettiğimde üst sistem tam otomatik. Tedford buzdolabı. Bu karavanda sunroof'u büyük seçtik.
80-50 bir sunroof var. Sineklik ve storları. Aynı zamanda bütün camlarda da yine göstermek istiyorum. Bunlar standart. Her videoda anlatmıyor olabilirim ama bunlar standart. Şimdi oturma grubuna bakalım. 502 Altea'da oturma düzeninde hani 5 kişi nasıl rahat oturabiliriz dediğimizde masanın şeklini değiştirerek daha rahat bir oturma düzeni sağlayabiliriz. Çünkü kapı girişi biraz dar. Hani benim bulunduğum yer 2 kişi böyle, 2 kişi de böyle sağıma ve soluma olmak kaydıyla 5 kişi oturabiliriz. Başüstü dolaplarım. Bu karavanda opsiyonel teleskopik masa seçtik. Standart masasını çok sevmiyoruz aslında. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. There's a world right outside your door. What are you waiting for? What are you waiting for? There's a land we can go explore. What are you waiting for? What are you waiting for? I can see the fire in you. Don't hold back, let's cut it loose. All your dreams are come true. What are you waiting for? What are you waiting for? Just get up and go. And just let it go. Just get up and go. Oh,
a place we can go to hide under the starry sky. It's only you and I can see the fire in you.